Allah Azze ve Celle bazı şeyleri helal, bazı şeyleri haram kılar. Bizlere düşen, Rabbimizin bizlere haram kıldığı şeylerden sakınmak ve imtina etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahih hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben sizleri neyden men ettiysem ondan sakının. Neyle emrettiysem ondan da yapabildiğiniz kadarını yapın. Bu hadis-i şeriften de anlayacağımız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yasakladığı şeylerden uzak durmamız gerekmektedir. Zira yasaklanan şey haramdır. Şayet hadiste bu yasaklamanın kerahat anlamına geldiğini gösteren bir delil yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamaları haramlığa işaret etmektedir. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. Resulün size getirdiklerini hemen alın. Sizi neyden nehyediyorsa da derhal onu yapmayı bitirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yasak ettiği şeyleri derhal bitirmemiz, bu davranışlardan vazgeçmemiz gerekmektedir. Ayrıca bizlere emrettiği şeyleri de yapmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmanızı yasakladığı davranışları yapmaktan sakının. Zira onun sözleri Allah'tan gelen vahiyden başka bir şey değildir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yasak ediyorsa bu İslam şeriatında yasak demektir. Müslümanların çoğu Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına uymaya çalışsa da bilerek veya bilmeden yaptıkları birçok haram da mevcuttur. Başın bir kısmını tıraş etmek de bunlardan biridir. Ömer bin Nafi'den, o da İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ederek şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların başının bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmayı yasaklamıştır. Maalesef ki gençler birçok ünlüyü, futbolcuları ve şarkıcıları taklit etmeyi seviyorlar ve dış görünüşlerini onlar gibi yapmayı seviyorlar. Bu taklit bazen saçların bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmak şeklinde, bazen saçların ön tarafını uzatıp başka başka renklere boyamak şeklinde, bazen saçları ortaya bir resim veya şekil çıkacak şekilde tıraş ederek gerçekleşiyor. Hadis-i şeriflerde saçların tıraş edilmesiyle ilgili ya tamamının tıraş edilmesi veya tamamının bırakılması caiz görülmüştür. Saçların bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılması caiz görülmemiştir. Kadınlara gelince, kadının saçlarını tıraş etmesi söz konusu değildir. Çünkü Allah saçları kadına bir süs ve zinet olarak yaratmıştır. O yüzden normalde kadının saçlarını kazıtması önerilmez. Ancak bazı alimler saçları uzadığı zaman kısaltılmasında bir sakınca görmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğun saçlarının bir kısmı tıraş edilmiş, bir kısmı bırakılmış halde olduğunu görünce çocuğun ailesini uyarmış ve ya tamamen tıraş edin yahut tamamen bırakın buyurmuştur. Bu tıraşın çeşitleri vardır. Örneğin saçların ortasından tıraş edilip iki yanda saçlar bırakılır. Yahut rastgele bir yer, ense, alın üstü veya yanlardan tıraş edilip gerisi bırakılır. Yahut iki yanlar tıraş edilip ortalar bırakılır. Yahut saçların ön tarafı tıraş edilip gerisi bırakılır. Alimler saçların bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasının haram olduğu konusunda hemfikirdir. Bu hüküm küçük çocukları da büyükleri de kapsar. Ancak sağlıkla ilgili bir durum olduğu zaman sadece sıkıntılı bölgenin tıraş edilmesinde bir beis yoktur. Saçlarının bir kısmını tıraş ettirip bir kısmını bıraktıran kişinin namazı makbuldür. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kiri gördüğü bir ameli işlediği için bunun günahını kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve yasaklarına tabi olmak her Müslüman için mecburidir. Nehyedilen davranış bırakılır, emredilen iş yapılır. Hazreti Peygamber aleyhisselamın saç tarama şekline gelince İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinden anlaşıldığına göre Hazreti Peygamber döneminde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama biçimi yaygındı. Ehli kitap olanlar kakillerini önlerine düz tararlardı. O günün putperestleri ise perçemlerini ortadan ikiye ayırarak yanlarına bırakırlardı. Yeni bir model getirme yoluna gitmemişler. Başlangıçta ehli kitabın uygulamasını benimseyerek onlar gibi perçemlerini önüne düz taramışlar. Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazınıp toplumda taraftarı kalmayınca bu defa da saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakır olmuşlardır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda umumi bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kim saç bırakmışsa, uzatmışsa onun bakımına dikkat etsin. Saçı olan saçına ikram etsin.